Sende kocaman bir kalp var başlığı altında 352 sayfalık bir kitap yazarak kamuoyu ile buluşturmak istiyor. Biz insanlara düşen de, özellikle basın mensuplarına düşen de bu ve benzeri toplumun aydınlanmasına katkı sağlayan insanlara fayda sağlamaktır. Onun için lafı fazla uzatmadan yazarımızı tanıyalım. Sizi bir tanıyalım hanımefendi. Merhabalar, ben Arzu Sınar Özcan. Yaklaşık 15 yıldır Ünye'de yaşıyorum. Harikasın. Üniversite mezunuyum. 15 yılımı çocuklarımı büyüterek geçirdim. Ve tabii okuyarak, kendimi geliştirerek geçirdim. Yazmak benim çocukluk hayalimdi. Harika. Onu gerçekleştirmek için, kendimi yetiştirmek, geliştirmek için boş bulunduğum zamanları kitap okuyarak değerlendirdim. Ve sonra bir gün baktım ki artık taşıyorum. Bilgiler donmuş ve bunu yazmaya ihtiyacı hissettim. O yüzden de kalemi elime aldım ve yaklaşık bir yıldır elinizde tuttuğunuz kitapla uğraştım. Ve nihayet onu da elimize alma şansımızı yakaladık. Ve beni sizlerle tanıştırdı, sizlerle buluşturdu. Çok mutluyum o yüzden. Biz de mutluyuz. Siz insanlığın varlık sebebi. Hanımefendiler, sadece doğurduğunuz çocukları değil, beyninizden doğurduğunuz kitapları da insanlarla buluşturarak sadece insana da değil, insanlarla birlikte yaşayan insan dostu canlılara da faydalısınız. Çünkü kitap yazmak ayrıcalıktır. Onun için sizi kutluyoruz. Teşekkür ederim. Bizden basın mensubu olarak sizlerle ilgili kamuoyuna neler söylemek istediğinizi aracılığımızda paylaşırsanız okur sayımızı artırırız. Okumaya, öğrenmeye, hatta kitap yazıp bir değil iki insan olmaya merak salanlara ne anlatmak istersiniz bir hanımefendi olarak? Kitap yazmak çok zor bir iş ama aynı zamanda çok da kolay bir iş. Sadece biraz özveri gerekiyor ve bu işi gerçekten istemek gerekiyor. Bu sadece kitap yazmak için değil, hayatınızın her aşamasında ne iş yapmak istiyorsanız gerçekten isteyerek ve severek yapmanız söz konusu olmalı. Ben yazmayı çocukluğumdan beri çok seviyorum. Hatta günlük tutardım. Zaman zaman düşüncelerimi, fikirlerimi yazardım ve artık parmaklarımın kaşındığını hissettiğim için klavye karşısına geçip kafamda tasarladığım hikayemi yazmaya başladım. Çok isteyerek, çok severek ve özveriyle yaptığım bir işti. Gerçekten hangi işi yapmak istiyorlarsa istesinler, öncelikle vakit ayırmalılar, sonra işlerine odaklanmalılar ve zaten sonra devamı geliyor. Ben de bu hayalimi gerçekleştirmek için özveriyle, çalışarak, kendimi geliştirerek bu yola çıktım. Ve başardığımı da düşünüyorum ve bununla da kalmayacak, gerisi de gelecek. Çünkü okuyanlardan aldığım yorumlar çok güzel. Herkes çok beğendiğini, kendini hikayenin içine kattığını, hikayenin karakterinde kendilerini bulduğunu söylediler. Bu hem beni şevklendirdi hem motivasyonumu arttırdı. O yüzden bundan sonra da yazmaya devam. Sizi kutluyoruz. Sende kocaman bir kalp var başlığı altında. Ne anlattınız? Özetlemeniz gerekirse. Bu aslında bir hayat hikayesi. Hayattan bir kesit. Sizin de dediğiniz gibi herkes kesinlikle kendini bulacak. Siz, eşiniz, çocuklarınız, yakınlarınız, sevdikleriniz. Çünkü herkesin kalbine dokunmuşum. Yorumlardan onu anlıyorum. Yazarken de herkesin kalbine dokunmak istediğim için böyle geniş karakterleri olan bir kitap yazdım. Herkes çok etkilendi, çok sevdi. Herkes ağlayarak okuduğunu söyledi. Herkes kendinden kesinlikle bir şeyler bulduğunu söyledi. Genç kızlara bir rehber, benim yaşımdaki insanlara geçmişinden bir parça, belki de çıkaracakları bir ders, belki de hayatta önlerine çıkacak olan bir yol. O yüzden bütün kalplere dokunduğum için mutluyum.